Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli etiyle huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kıynam Sıdıklanlar ekranımızı bulsun. Amerika parlament azaları halkaranı Xitay əməldarlarını cevapkarlıqı tartışıqı çağırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı ilan kılgan Şarkı Türkistan haqıdaki dokulatta Xitay'nın insaniyetke karşı turuş cinayeti sadır kılganlıqı oturuğu koyulgan bulup, Amerika parlament azaları halkara cemiyetini Xitay əməldarlarını cevapkarlıqı tartışıqı çağırdı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Amerika parlamentinin Xitay İşleri İcraiye Komiteti bayanatı ilan kılıp, BDT ilan kılgan Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk ahvali toğrusidaki dokulatta Xitay'nın Uyghurlarga icra kılıvatkan vahşilikige keskin baha berdi. Şu münasibet bilen Xitay əməldarlarının cevapkarlıqı tartılışını talep kılımız degen. Undan başka bir kısım Amerika parlamenti azaları BDT ilan kılgan dokulatının mezmunini Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışlarına nispeten bek aciz bulup kaldı deb baha bergen bulup, BDT kişilik hukuk organını Xitay'nın besimiği baş aydı deb ayıplıgan. Amerika parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komitetinin reisi Kengash Palata azası Jeff Merkley ve Avam Palata azası Jim McGowan 1. sentabr birleşme yazın bayanat ilan kılıp, gerçi Xitay dairleri BDT kişilik hukuk tekşürgüçlerinin Şarkı Türkistan'ı çeklimisiz ziyaret kılışını ret kılgan bolsa mı? Ama dokulatı Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kıynaş ayak astı kılış, nüfusunu mecburi kontrol kılış siyaseti, mecburi emgeki seliş ve ailenin mecburi ayırıp veyran kılış kadarlık iğir ziyankeşliklerini çoğunkurlap tekşürgen malumatlar bilen temellediği digen. Oregon ve Massachusetts ştatiden Demokratlar Partisi parlament azaları bu dokulat Birleşken Devletler Teşkilatını özcüge algan halkara cemiyetini çokum hareket kikilip, Xitay əməldarlarının Şarkı Türkistan'da ötküzgen cinayi kılmışlarını sürüştü kılışı üçün küçülük küçür bilen temellediği digen. Bayanat diyene növette en muşim bolğanı dünya rehberleri Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikiliki mesul əməldarlarını cevapkarlıqı tartışı hem de kişilik hukuk depsendikilikinin ziyankeşlikigi uçurgan kişilerinin qoğduluşuqı kapaletli kılışı gereklikini bildirgen. Parlament azaları bayanatının ahırıda BDT Kişilik Hukuk Ali Komisari Michel Bachelet xulası çıkarganı dek Şarkı Türkistan'da kişilik hukuku dahli taarruz kılış kılmışları yanılı devamlaşmaqta digen. BDT Kişilik Hukuk Ali Əməldarı Michel Bachelet'nin işxanesi 31 avgust elan kılgan 48 betlik dokulatta Xitay'nın Uyghur ve başka Müslüman milletlerine asas kılgan halıganca ve kemistiş karakterlik tutup duruş kılmışının derecesi kanun ve siyasetke asaslanğanda şahıslar ve gruplar behrman buluvatkan asasi hukuklarını tihimi umumiyüzlük çekligen ve mehrum kılgan ekval aslada halkaralık cinayet şekillendirgen buluşu bulup mu insaniyetke karşı cinayet şekillendirgen buluşu mümkün deb xulas kılgan idi. Dokulat yana Xitay'nın atılmış terbiyeleş merkez deb atıvalgan ceza lagerlerdeki kıyın kıstakı iliş, naçar muamili kılış cümleden namalum doğrunu mecburi yüküzüş, naçar şeraiti tutup duruş, ayağastı kılış ve vekşilerce zoravallı kılış doğrusudaki ekvallar hakkıda toxtalgan Bachelet, bu malumatlar şencilik digen idi. Mecburi emgek mahsulatları hele hem Amerika bazarıda setilmaqta. Amerika talla bazarları ve turdi seti sodigarlarının Xitay'nın Şarkı Türkistan'da mecburi emgek vasıtı bilen işlep çıkargan çilallarını devamlı seti veli vatkallıqı malum boldi. Amerika Avazı'nın 31 Ağustos'taki haberde bildirilişçe Washington'un şehir rayonundaki bir kısım talla bazarları ve Amerika'daki bir kısım turdu parki seti sodigarları Şarkı Türkistan'da mecburi emgek vasıtı bilen pişiklap işlengen kemdigende 3 xil markalıq çilanını satıdigen. Onun üstüki çılan kaçılanğan kaplarga Şinjan işlep çıkırış ve kuruluş diviziyesi deb yazılganlıqı tihamu dikkat qozğıdı. Xabarda qayd qılınışça Washington'da faaliyet qılıvatqan Uyghur kişilik hukukları düşenbe günü Uyghur mecburi emgek meyveleri Amerika Milichmanlar dökünüdeki çeklengen mahsulatlar teması da bir parça dokulat ilan qılgan. Dokulatta Amerika yemeklik parça satqıçılar ve istimalçılar Şarkı Türkistan'da mecburi emgek vasıtı arqılıq işlep çıkırılgan çilallarını setiveliş ve setiş arqılıq Xitay'nın mecburi emgek kılmışıgı şirik bolduğu deyilgen.
Dokladda 2022-yili 2-oydan 2023-yili 8-oygacha Washington shahar rayonidagi 10 nechta xalqaroliq milichmal do'konini tekshirganligi, 7 do'kondan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan chilon mahsulotlarini topganligi, undan boshqa Sharq Turkistondan Washingtonga chilon mahsulotlarini avatadigan tordagi xalqaroliq milichmal do'konlarini tekshirib topganligini oshkorlagan. Dokladda oshkorlanishicha Amerika tor bozori Amazon, eBay va Walmartni o'z ichiga olgan Amerikaning tor bozorlari Sharq Turkistondan import qilingan chilon qatorliq mahsulotlarini sotadi ekan. Kam deganda 15 Amerika shirkati Park City savdogarlariga sotish uchun chilon mahsulotlarini import qiladi ekan. Bu shirkatlar Bloomington Importi, Groveland shirkati yemaklik top tarqitish shirkati qatorliqlar ekan. Bildirilishicha Sharq Turkistonning chilonlarining Amerika bozoriga kirish masalasini aniqlash uchun Amerika ovozi radiosi muxbirlari dokladda tilga olingan HC yemaklik shirkati qatorliq bir qism shirkatlardan aloqador masalalarni so'ragan bo'lsa-mu, biroq vaqt to'shqichi hech qanday javob ola olmagan. Dokladning tayyorlovchilaridan biri bo'lgan Nuzgum Setivaldi xonimning aytishicha, u dokladda Yer shari va Amerika bilan Xitoyning savdo-sotiq ma'lumoti orqali Yer shari ta'minlash zanjiridagi 20% chilonning Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgakning ta'siriga uchrganligini bayqagan. Xitoylashtirish planini tezlatadigan yana bir yo'l ishga kirishtirildi. Xitoy Sharq Turkistonni Xitoylashtirish razil maqsadi doirasida Xitoydan Sharq Turkistonga kirib chiqadigan 3-chi yuqori sur'atli tosh yo'lda rasmiy qatnash boshlandi. Xitoy rejimi 14-5 yillik plan mazgilida Sharq Turkistonning tosh yo'l qatnashini kengaytirishga 400 milliard yuan mablag' silishni planlagan bo'lib, Sharq Turkistonga bo'lgan ehtiyojining barg'ansiri kuchayotganligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy savdo haftalik kezida 31 avgust xabar qilishicha Xitoyning Sharq Turkistonni Xitoylashtirish razil maqsadi doirasida yetim buloq chaqiliq yuqori sur'atlik yo'lida qatnash boshlanishiga ergishib, Sharq Turkistonda G7 va G30 yuqori sur'atlik yo'lidan keyingi Sharq Turkistonga kirib chiqadigan 3-chi yuqori sur'atlik yo'l ishga kirishtirilgan. Bildirilishicha yetim buloq chaqiliq yuqori sur'atlik yo'lining butun liniyasi Sharq Turkiston Bayingulun Mong'ul Avtonom oblastining Chaqiliq noyisi tavasida bo'lib, umumiy uzunligi 294 km ekan. Mazkur liniya Chinghai fasiliga to'g'ri keladigan Yetimbuloq bozoridan boshlanib, Chaqiliq noyisigacha so'zilib, hozirgi G218 tosh yo'liga tutishadi ekan. Yetimbuloq Chaqiliq yuqori sur'atli yo'l liniyasining geologik muhiti murakkab bo'lib, barliq qurilishlar dengiz yuzidan egiz yer shakli murakkab bo'lishiga qaramay, Sharq Turkistonni Xitoylashtirishni tezlatish planini ishqa oshirishni ko'zlagan Xitoy doirlari qurilishni asli plandagidan 8 oy burun tamomlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning yangi 5 yillik planiga asosan Sharq Turkistonni Xitoylashtirishdan iborat razil planni tizim amalga oshirish qidirishayotganligini, buning uchun Sharq Turkistonning shimoliy qismiga joylashgan keng yaylaqlari, go'zal tabiiy manzaralari Mol suv boyligi bilan tunilgan Altay viloyatini Xitoylashtirish qadamini tizlatish uchun Altay Urumchi yuqori sur'atli tosh yo'li qurilishiga jiddiy tutish qilganligini, atalmish bir belvoq bir yo'l planining muhim tuguni bo'lgan Sharq Turkistonda Xitoy o'lkalariga tutishadigan yo'l qurilishini kuchaytirish orqali Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'plab yerlashtirish, Sharq Turkistonning mol boylik zapisini Xitoyga to'shish planini ijro qilishni tezlatganligini bildirishmoqda. Uyg'ur tashkilotlari xalqaro jamiyatni Xitoyga qarshi harakatga o'tishga chaqirdi. 60dan ortiq Uyg'ur tashkiloti Birlashgan Davlatlar tashkiloti va xalqaro jamiyatni Xitoyga qarshi harakatga o'tishga chaqirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq ishxonasi 31 avgust kechasida Xitoyning Sharq Turkistonda qilayotgan jinoiy qilmishlar haqida kishilik huquq dokumenti e'lon qilgan. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari va kishilik huquq faoliyatchilari xalqaro jamiyatning tizdan harakatga kelib, Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan xo'rlash qatorliq jinoiy qilmishlarini to'xtatishga majburlab, Uyg'urlarga yordam berishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va dunyo Uyg'ur qurultayini o'z ichiga olgan dunyodagi 60dan ortiq Uyg'ur tashkiloti birlikda bayonot e'lon qilib, BDT'ni tekshirish komiteti qurib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyat ahvolini mustaqil tekshirishga chaqirgan. Bayonotda yana Birlashgan Davlatlar tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasi darhol irqiy qirg'inchilik va insonlarga ziyonkashlik qilishni o'z ichiga olgan qilmishlarning zo'ravonlik xavfini baholab chiqishga chaqirilgan.
Bildirilishicha Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken payshanba kuni BDT kishilik huquq ishxonasi e'lon qilgan dokulat haqida bayonot e'lon qilgan bo'lib, u bayonotida Amerika bu muhim dokulatni qarshi oladi degan. Antony Blinken yana bu dokulat Xitoyning musulmonlarni asos qilgan Uyg'urlarga va Sharq Turkistondagi boshqa millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlanayotgan jinoiy qilmishlarga bo'lgan andishimizni texmi cho'nqurlashtirdi degan. Undan boshqa Amerika Jumhuriyatlari partiyasi Kengash palata a'zosi Marco Rubio payshanba kundagi bayonotida kishilik huquq ishxonasining ojizligi va dokulatni e'lon qilishni kechiktirganligini ayiblagan. Nuri Turkalning Tayvan ziyorati davom qilmoqda. Amerika va Tayvan birlikda o'yishtirgan 2022 yillik diniy erkinlik munbiri uchun 30 avgust Tayvanning Taybi shahriga yetib kelgan Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komiteti raisi Nuri Turkalning Tayvan ziyorati davom qilmoqda. Tayvan ziyorati jarayonida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen, parlament raisi Yu Si-kun, Tayvan tashqi ishlar ministri Joseph Wu qatorliq muhim amaldorlar bilan ko'rishgan Nuri Turkal har xil televiziya va kishilik huquq organlarining ziyoratini qabul qilmoqda. Tayvan tashqi ishlar ministri Joseph Wu Nuri Turkal apandi bilan ko'rishgandan keyin Twitterda uchur ham bahrlab kishini ilhomlantiradigan diniy erkinlik jangchisi Nuri Turkal bilan ko'rishganligim va o'ylaganlarimni o'rtoqlashganligimdan sharaf his qilaman. Uyg'urlar boshdan kechirayotgan fojia insoniyatni azoblaydi. Bir Xitoy diplomati bo'lib sifatim bilan uni Tayvanda tashviq qilish niyatidaman. Biz birlashishimiz va Xitoy kommunist rejimining saranglig'ini to'xtatishimiz kerak deganlarni bildirdi. Nuri Turkal apandi uningga va boshqa rahbarlarga Xitoyning jinoyatlari tunishtirilgan Qichish yo'q nomli kitobini hadiya qildi. Tayvan tashqi ishlar ministrligi yana Tayvanning diniy erkinlikni qo'g'daydiganligini va Uyg'ur xalqining kishilik huquqini qo'llaydiganligini bildirdi. Lager shahidlarining siyosiy panohlik ishlari uchun namoyishi o'tkazildi. 31 avgust Amerika Arlington shahar panohlik ishlari ishxonasining oldiga to'plangan Uyg'urlar Amerika Virginia shtatidagi panohlik ishlari bitmagan lager shahidlarining panohlik ishlarini tezlatish uchun namoyish qildi. Namoyishga Virginia, Maryland va Washingtondan kelgan 50 ko'proq odam qatnashgan bo'lib, lager shahidlaridan Zumrat Davud, Tursunay Ziyovuddin va Mehrgul Tursun qatorliqlar ayrim-ayrim holda o'zlarining yillardan buyon davom qilayotgan siyosiy panohlik ishlarining bitmaganligi to'g'risidagi norozilik nutqini so'zladi. Orqadan Uyg'ur Amerika Birlashmasining vakillari o'zlarining bu haqdagi taklif fikrlarini o'tirg'i qo'ydi. Tayvan Xitoyning uchquchsiz havo apparatini etib tushirdi. Tayvan armiyasi Kunmin harbiy rayoni atrofida Xitoyning uchquchsiz havo apparatini etib tushirganligini bildirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Tayvan CNA xabar agentligining Kunmin davlat mudofaasi qo'mondonlik shtabi tomonidan e'lon qilingan bayonotga asosan xabar qilishicha, shu joy vaqti tush taraflarida shiorildi turishliq askarlar harbiy rayon atrofida uchqan noma'lum bir puxraviy uchquchsiz havo apparatini oldi bilan ogohlantirgan, ondan o'q etib yiroqlashtirgan. Xitoy cho'nqurliqidan kontrol qilinadiganligi ayon bo'lgan uchquchsiz havo apparati ogohlantirishlarga qaramay uchishni davomlashtirgandan keyin etib tushirilgan. Oldingi hafta ba'zi puxraviy uchquchsiz havo apparatining Kunminga o'xshash Tayvanning kontrolligidagi Xitoy cho'nqurliqiga yaqin orollardagi harbiy rayonlar va harbiy nuqtalarda uchayotgan ko'rinishlari tarqalgan edi. Tayvan armiyasi oldingi kuni e'lon qilgan bayonotida puxraviy uchquchsiz havo apparatining tajovuzchilik harakatlariga qarshi 4 bosqichlik javob qaytarilishining qarorlashtirilganligini, avval uchquchsiz havo apparatlarining ogohlantirilganligi, ondan o'q chiqarib yiroqlashtirilganligi, oxirida etib tushirilganligini uqtirgan edi. Kunmin davlat mudofaasi qo'mondonlik shtabi oldingi kuni Xitoy cho'nqurliqidan kontrol qilinadigan 2 uchquchsiz havo apparatining o'q chiqarilib yiroqlashtirilganligini bildirgan edi. Tayvan territoriyasini o'zining ayrilmas bir parchasi deb qaraydigan Xitoy rejimi Tayvan bo'g'izi va atrofidagi orollarni o'zining egalik huquqi sohasi deb qabul qilmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotda nomussizlarcha o'zimizning zaminida uchtuq degan ifodani ishlatdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman.
Assalamu alaikum ve rahmetullah.